Hayatta herkesin bir misyonu, bir görevi var. O görevlerden belki de en önemlisi hayatlara dokunabilmek. İşte hayatlara dokunabilen iki önemli ismi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Efendim sevgiler, selamlar. Eğitim Atlası programıyla karşınızdayız. Birbirinden kıymetli iki hocamızı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Veliler, öğrenciler, öğretmenler ve hatta öğretmen adaylarının dikkatle takip etmesi gereken bir yayın. Cemre Okulları'nın İki neferi, iki ışık saçanı, kıymetli hocalarımı hemen takdim edeyim. Psikolojik danışman Merve Nur Karanlık. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar Teşekkür ederim. getirdiniz. Sağ olun. Ve bir değerli diğer konuğumuz Sosyal Bilgiler Genel Zümre Başkanı Sayın Necla Irmak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Programın başlangıcında şu ifadeyi kullandım. Hayatlara dokunabilmek. Hayatlara dokunabilmek son derece önemli. Ve öğretmenlerin görevi çok zor. Çünkü dokunduğunuz hayatlar, ufacık çocuklar, onların geleceğine şekil veriyorsunuz. Necla Hanım, siz hem bir annesiniz hem bir öğretmensiniz. Dokunduğunuz hayat sayısı Merve Hanım'a göre şimdilik biraz daha fazla. Çocuklarla iletişim kurmakta bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Gerek ebeveynler olarak, gerek öğretim hayatında, eğitim hayatında. Siz çocuklarınızla iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? Onların hayatlarına dokunurken, başka çocukların hayatlarına dokunurken neler hissediyorsunuz? Öncelikle çocuklarım şu anda buluğ çağında, iki tanesi buluğ çağında, birisi onu aştı. En önemli, en zor dönemlerini geçirdik açıkçası. Küçük yaştan itibaren anne baba olarak birlikte tutarlı davranarak, daha sonrasında da güzel bir eğitim almalarını sağlayarak, çünkü gittiği okul, öğretmenleri, bulunduğu çevre, bu çok önemli. Dolayısıyla da bunlara dikkat ederek yetiştirebildiğinizde, çok fazla çevreden etkilenmeden evde verdiğiniz o maya diyelim, o temiz maya ile büyüdüklerinde çok büyük sorunlar yaşamıyorsunuz açıkçası. Evet. Çünkü bazen övgüler gelir. Meslek hayatımızda karşılaştığımız şeylerden biridir bu. Bu övgülerde deriz ki öğretmenlerimiz sağ olsun, ilk başta annemiz ki ilk öğretmenimiz ve sonra gerek ilkokuldan itibaren olsun, üniversite hayatına kadar öğretmenlerimiz, hep onların bizlere dokunuşlarıyla bugünlere geldik ve aslında aldığımız övgüler, takdirler hep öğretmenlerimize yönelik övgülerdir, takdirlerdir. Çocukların hayatına dokunuyorsunuz ama orada bazı sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi nedir onlar? Konu başlıklarına bakacak olursak, verimli ders çalışamıyorum şikayetleriyle karşılaşabiliyoruz. Çalışıyorum ama hemen konuları unutuyorum. Bu karşılaştığımız bir başka problem. Eğitim hayatında velilerin de öğrencilerin de en sık karşılaştığı sorunlar. Dikkat problemim var, odaklanamıyorum diyor. Motivasyon sorunu yaşıyorum diyor. Nasıl çalışacağımı bilmiyorum diyor. İşte bunları konuşacağız siz kıymetli hocalarımla bugün yayınımızda Eğitim Atlası'nda. Tekrar Necla Hanım'a dönmek istiyorum efendim izninizle. Malumunuz bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Tüm dünyada uzaktan eğitim ön planda. Artık Türkiye'de uzaktan eğitimi başarıyla yürütüyor. Ve Türkiye'deki özel eğitim kurumları da bu uzaktan eğitimde çok başarılı bir sınav veriyor. Bunu görüyoruz. Eğitimle birlikte, uzaktan eğitimle birlikte yüz yüze eğitimde tabii aksamalar yaşandı. Efendim bu durum çocukları nasıl etkiledi? Hem bir annesiniz hem de bir öğretmensiniz. Bu durum öğrencileri, çocukları nasıl etkiledi? Evet, şimdi çocuklarımız şu anki eğitim sisteminde, ilkokul Merve hocam konuşacaktır ama ben ortaokul katı adına ve anne olarak konuşayım. 5, 6, 7 ve 8. sınıfların derslerine giriyorum ve pandemiden önce okul kurallarımız, hani bütün Türkiye'de geçerli, evrensel hatta kurallarımız vardır. Öğretmene olan saygı, konuşma stili, oturma tarzı. Bunlar evdeki oturma tarzımızla aynı değildir, konuşma Evet. tarzımızla aynı değildir. Ancak online eğitim, uzaktan eğitim bize bunu biraz olumsuz olarak geri dönüşler halinde sundu. Çocuklarımız evde 2 gün okuldalar şu an. Sadece 8. sınıflarımız geliyorlar ve diğerleri 2 gün okuldalar, 3 gün evdeler ve dolayısıyla sabahları maalesef okula geliyor gibi hazırlanmıyorlar. Evet. Uyandıklarında, bazı öğrencilerimiz için söyleyeyim, yine kapsamasın hepsini ama maalesef yüzlerini bile yıkamadan direkt pijamalarıyla ekran başına geçiyorlar ve orada
bizimle kameralarını açmadan iletişime geçmeye çalışıyorlar. Öğretmen olarak biz aynı okula gidiyor gibi giyiniyoruz. Hı hı. Aynı şekilde bir açılma zamanımız var ve o şekilde adapte olarak geldiğimiz için kameralarımızı açarak öğrenciyle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ama çocuklarımız maalesef daha kolay olduğu için bu yönüyle bunu seçiyorlar ve işte o pijamaların rahatlığı, hı hı, bazen o kamerayı açmadığı için öğretmenin karşısında ister istemez işte bacak bacak üstüne atabiliyor ya da rahatlıkla yatarak izleyebiliyor. Bazen anneler telefon ediyorlar, hocam uyuyakalıyor derste diye, çünkü yatarak izliyor bizi. Hani bir masa başında o ciddiyetle izlemiyor. Dolayısıyla bunun getirdiği sıkıntılar ahlaki boyutta da, hani okula tekrar geldiğinde sanki annesiymişim gibi konuşabiliyor benimle, evet, mesela. Ya da salonda oturuyormuş gibi oturabiliyorlar. Biz bunu sürekli uyarı halinde söylemek zorunda kalıyoruz ki gelecekte de işte çalışma hayatına girdiklerinde bu olumsuzlukları yaşamasınlar. Tabii ki özgüvenleri olsun ama özgüvenle başka şeyleri karıştırabiliyorlar. Ona müsaade etmemeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Bu biraz sıkıntılı olduğu anlamda. Bir de böyle eski sıcaklığımızı yakalayamıyoruz. Biz öğretmeniz, bizim duygularımız çok fazla yoğun. İşte sinirlendiğimizde, sevindiğimizde, mutlu olduğumuzda işte sarılmalarımız vardı bizim. Küçük grup olduğu için hani 8'e kadar bizim. Sarılırız birbirimize, işte sıcaklık olur temasımız. Maske bile sıcaklığımızı, o temasımızı az da olsa yitirmemize sebep oldu. Çocuk fark edemiyor yani gülümsediğinizi ya da o anki duygularınızı. Sizin yaptığınız espri mimikle de taçlandığı için mimiğinizi göremediğinden acaba espri mi yaptı, kızdı mı? Hani çok da onu ayırt edemeyen çocuklarımız oluyor ve bu aramızda bazen sorun çıkarabiliyor açıkçası. Evet. Bu uzaktan yüz yüze eğitim, işte yaşadığımız sıkıntılar biraz dile getirdik kıymetli hocam. Çocukları nasıl etkiledi sorusunun cevabını sizi aramaya çalıştık. Hı. Şimdi izninizle Merve Nur hocama dönmek istiyorum. Şimdi çocukları etkiledi ama aileleri de etkiledi, evet, Merve hocam. Aileleri nasıl etkiledi? Bu durumda neler yapabilir aileler? Şimdi biz bir senedir pandemi sürecindeyiz ve hala daha devam ediyor bu durum. Öncelikle hani hep olumsuz açıdan değil, olumlu ve olumsuz yanları da var aslında bu sürecin. Şimdi olumlu ve olumsuz yanlarına bakacak olursak, mesela ilk başta herkesin bu durum hoşuna gitti. Çünkü evlerde kaldık, evet, işte çok yoğun hayatı olanlar dinlenebilme fırsatı oldu. Yani haz ve hız odaklı yaşıyorduk biz. Sonra ne olduk? Durduk, aslında durdurulduk ve evlerde kendimize dönme fırsatı da yakaladık. Şimdi olumlu yönlerine ne olabilir mesela? İşte dinlenme fırsatı bulduk. İşte insanlar evinden çalışmalarını yürütmeye başladılar. Birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yakaladılar. Anneler, işte baba birbirini, hatta ben eşimin bilmediğim özelliklerini öğrendim hocam diyen velilerim de vardı. Çocuklarla birlikte beraber vakit geçirmeye başladılar. Şimdi çocuklar açısından hocamı dinlerken aklıma birkaç tane komik anı da geldi aslında. Evet. Bir keresinde online dersi için, biz de rehberlik derslerini uzaktan yapıyoruz. Orada bir öğrencim, görüntüsü açık, görüyorum. Ders işime devam ediyorum ama hep sabit olarak görüyorum. Sonra dedim ki hani oğlum orada mısın dedim. Sonradan öğreniyorum ki çocuk derslerde giriyor, ekranı donduruyor. Daha sonra istediği şeyleri yapıyor. Şimdi bu benim aklıma gelmezdi. Yani çocuklar aslında süreci nasıl yönetebileceklerini, farklı farklı şeyler, çözüm yolları da kendilerince üretiyorlar. Bir tane öğrencim de şunu söylemişti. Hocam uzaya çıkıp dünyaya dezenfektan sıkasım var. Ya bu beni çok çok hoşuma gitmişti. Yani kendilerince hayal dünyalarına çözüm yolları üretmeye çalışıyorlar. Evet, etkiledi. Olumsuz yönleri de oldu mu? Oldu. Şu açıdan şimdi çocuklar ilk başta uzaktan eğitimden birbirini görünce heyecanlandılar. Onlara cazip geldiler çünkü farklı bir deneyim. Fakat bu bir seneyi aşma durumu olunca da işte hem aileleri konuşuyoruz. Çatışmalar çok fazla olmaya başladı. En önemli sebebi de şu anda ekonomik sebep var. Hala da aileler bu durumdan baş etmeye çalışıyorlar. Ortada bir belirsizlik var. Yani bu belirsizlik kaygı belirsizliği sever, düzensizliği, evet, sever. Şimdi böyle olunca da insanlar kaygılanmaya başlıyorlar. Sonumuz ne olacak diye düşünüyorlar. Öncelikle olayı kabul etmemiz lazım. Evet, yani bu birçok aile zor bir durumda. Hem huzursuz anlamında, kaygı yaşama durumunda, ekonomik anlamda. Çok pardon. Ama bu süreçle bir tek onların değil. Yani küresel olarak yaşadığımız ortak bir problem. Eğer bunu kabul edersek, hepimizin yaşadığı bir problem olarak bunu algılarsak, biraz daha işlerin yolunda gitmesi
daha da süreci daha da iyi yönetebileceğimizi düşünüyorum. Mutlaka şu an hani hocamızın dediği gibi işte online eğitim de görüyorlar, yüz yüze eğitim de görüyorlar. Rutinlerini hiçbir zaman bozmasınlar. Evet. Yani yüz yüze eğitim varken çocuk erken kalkıyorsa online eğitimde derse son 5 dakika kala kalkmaması lazım. Yani rutinler bozulmayacak. Enerjilerini harcamaları gerekiyor. Bir gün okuldayız, o zaman yeni yüz yüze eğitime geçtiğimiz zamanlar sabah 9.30 öğrenci odama nefes nefese geldi. Hocam suyunuz var mı dedi. Değil mi? Sabah 9.30 o kadar susamış ki öğrenci. Çünkü kendini bahçeye atmış. Arkadaşlarıyla böyle oyun oynamışlar. Aslında çünkü ihtiyaçları var. O yüzden böyle zamanlarda da çocukları mutlaka dışarı çıkıp enerjilerini harcamaya, rutinlerini devam ettirmeye ihtiyaçları var. Bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, ailelere de öneriler bunlar. Evet, aynen. Şimdi izninizle tekrar Necla Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi çok güzel örnekler, misallerle karşılaşıyoruz. Tabii hoş, sempatik, işte son 5 dakika kala uyanıp yüzünü dahi yıkamadan, evet, hatta kamerasını açmadan, evet, ya da uzanarak da dersi takip eden çocuklarımız, öğrencilerimiz oluyor. Peki hocam, şimdi bu durumda çocukların ders çalışmasını nasıl etkiledi? Evet, bir son 5 dakikada uyanmak hadisesi var. İlla ki bu ders çalışma sistemini de etkiledi. Yani istesek de istemesek de sadece ülkemize özgü değil, tüm dünyada eğitim alanında bazı sıkıntıları getirdi. Eğitim, siz söyleyiniz, disiplinini biraz sekteye uğrattı. Çocuklar neler yapmalı? Pandemi döneminde çocukların ders çalışmasını nasıl etkiledi? Buna karşı neler yapılmalı? Konuları bir değinmenizi, evet, rica ediyorum. Şimdi biraz önce sizin de değindiğiniz gibi ve başında söylediğim gibi hazırlıklı gelinemediği için, şimdi dersi okula geldiğinde zaten biliyor ki derse gireceğim. O motivasyonla geliyor. Ama öbür türlü dediğimiz gibi yataktan kalktığında ve kamerayı açma zorunluluğu olmadığında, bazen açtığında bile hocam dedi ya hani dondurabiliyorlar ekranı, ki ben de çok yaşıyorum, 8'ler özellikle çok yaparlar. Uyanıktırlar. Bu şekilde olduğunda öğretmen online eğitimde çok öğrenciye müdahale edemiyor açıkçası. Hani biraz daha veliye görev düşmüş oluyor. Biz orada mısın diye soruyoruz ya da soruya sorumuza karşılık verebilsin, cevap verebilsin. Orada olduğunu hissedelim istiyoruz. Evet. Bazen soruyoruz, cevap yok. Hocam lavabodaydım, şimdi geldim oluyor vesaire. Bunlardan dolayı çocuklar konuları anlayamadıklarını, online eğitimde çok da verim alamadıklarını söylüyorlar. Aslında dinleseler sınıf ortamından daha da sakin bir ortam. Hani gürültü yok. Öğretmen istediği sese müdahale edebildiği için gürültü yok. Dolayısıyla da daha güzel dinleyebilirler ama başka şeylerle meşgul oldukları için maalesef istediğimiz verimi alamıyoruz. Üstüne de konu tekrarı yapmıyorlar. Hani mesela bugün hangi dersleri gördük? Okula geldiğimizde de veya evimizde online eğitimde de. Bugün diyelim sosyal bilgiler, hemen branşımdan gideyim. Sosyal bilgiler dersi işledik ve sözel bir ders. Tekrar edilmediğinde maalesef unutulan, evet, bir ders. Hemen geçici hafızaya attık. Öğretmenimiz anlattı, güzel dinledik diyelim. Geçici hafızaya attık. Daha sonrası akabinde akşam derslerimizi tekrar ederken bu derse öncelik vereceğiz. Bugün bunu işledik. Çünkü geçici hafızamızda onun askıda kalmaması lazım. Bir yerlere bağlanması lazım. Ve onu kalıcı hafızaya atmamız gerekiyor. İşte bunu yapabilmemiz için de konu tekrarı yapmamız lazım. Ve akabinde de genelde büyük sınıflarla meşgulüm dedim ya, hani sınav kaygımız var bizim. Evet. Özellikle LGS öğrencilerimiz için söyleyelim. Mutlaka akabinde işte kademesine göre 5'ler belki 20 soru çözerken 8'ler onunla ilgili 50 soru çözsünler. Yani bu sistem katlara göre değişiyor, 5, 6, 7 ve 8'lere göre. Ama mutlaka bir konu tekrarı, akabinde de mutlaka konuyla ilgili soru çözmek gerekiyor. Bu özellikle dediğim gibi sayısal derslerde fazlasıyla aynı konuyla ilgili soru çözmek var. Ama sözel derslerde farklı yorumlar içerdiği için ne kadar çok soru görürlerse o farklı yorumu algılayıp ve tabii yanında kitap okumak. Hani sözel derste başarılı olmak istiyorsak, ki hatta artık matematikte de yorumlayamazsak soruyu çözemiyoruz. Eskisi gibi değil sistem. Dolayısıyla da matematik de olsa, sözel ders, tarih de olsa mutlaka bir kitap okumak zorundayız. Kesinlikle. Merve hocama dönmek istiyorum. Şimdi olumsuz etkileri var. Yok değil. Ama peki bunları en aza indirmek mümkün mü? Belki en önemli soru bu. Öğrenciler, işte az önce Necla hocam da bazı örnekler verdi. Bu öğrencilerin ders çalışmasında biraz verim kaybı var. Bunu nasıl en aza indirebiliriz? Şimdi bu çocukların yaş dönemlerine göre değişir. Ortaokul öğrencisiyle ilgili şimdi iki tane 8. sınıf öğrencisinin yorumunu size getireyim. Hani çocuğun kendini tanımasıyla ilgili bir süreç aslında.
Bir gün dersine girdiğimde dedim ki kızardım, pandemi süreci nasıl gidiyor? Hani evet. Bazıları uzaktan eğitime katılıyor, bazıları yüz yüze, çünkü öyle bir imkanları var. Evet. Bir tane öğrencim dedi ki hocam dedi, kesinlikle online eğitim, uzaktan eğitim daha iyi. Neden öyle düşünüyorsun? Merve hocam, çok özür dileyeceğim. Tabii. Bir Necla hocama dönmek istiyorum. Şimdi tekrar sözünüzü kestim, kusura bakmayın, ne olur. Necla hocam, şeyi merak ettim çünkü bir veli olarak, şimdi kendi çocukları da var uzaktan eğitim. Çocuklarınızın böyle hafiften kaytardığını görüyor musunuz? Şahit oluyor musunuz? Şahit oluyorsanız bir veli olarak nasıl tepki gösteriyorsunuz? Şimdi şöyle, bizde biraz süreç zor oldu açıkçası. Çünkü aynı anda 4 kişi birden dersteyiz biz. Evet. Yani online eğitimde benim üniversiteye giden oğlum var. İkisi de liseye gidiyorlar. Ve ben de aynı anda ders veriyorum. Evet. İster istemez tabii 4 tane bilgisayarda 4 tane hem altyapı sıkıntısı çektik. Wi-Fi açısından baktığınızda, internet açısından baktığımızda. Hem de yanı sıra yaşadığımız sıkıntılar, çocukların online eğitimde anneye bağlı kalırlarsa sürekli bir eğitimde bir baskı mekanizması kurmam gerekirdi. Evet. Baştan süreçte konuştum kendileriyle. Dedim ki çocuklar bakın, ben de aynı anda derse gireceğim için hani normal bir evde oturan bir ev hanımı anne gibi olamayacağım. Sizinle sürekli şu derse girdin mi, bu derse girdin mi diye bu diyaloğa giremeyeceğim. Sadece teneffüslerde gidebiliyorum yanlarına. 10 dakikamız var. İşte o süreci birbirimize sıkıntı yaşatmamak adına, birbirimizi üzmemek ve kırmamak adına diye bir toplantı yaptık. Peki hocam, kıymetli hocam, bir soru daha gelecek size. Anne terliğinin silah sayılması sizi olumsuz etkiledi mi? Nasıl ben hiç kullanmadım. Gerçekten hani bunu televizyon ekranı diye söylemiyorum. Ben anne terliği kullanan bir anne olmadım hiçbir zaman. Peki. Başka türlü sistemlerimiz oldu evde hep. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar Merve hocama dönmek istiyorum. Sözünüzü yarın kestim, kusura bakmayın. Tamamen samimi, doğal, keyifli bir sohbet olsun istiyorum. Buyurun hocam, Merve hocam buyurun. Yarım kestik sözümüzü. O zaman o sözümü dilerim. Devam ettim. Estağfurullah. Buyurun. Ben de bir teyze olarak, anne olarak, ben de bir teyze olarak kendi yeğenimde de gözlemlediğim durumlar vardı. İlerleyen zamanlarda bahsedeceğiz ama hani bizim de bazen çocuklara yönerge veriyoruz. İşte aslında ondan bahsedecektim. Daha küçük çocuklara hani hadi dersin başlıyor, dersin başına otur. Hiç hoşlanmazlar çocuklar, yetişkinler. Evet. Mesela bize yapılsa biz hoşlanır mıyız? Hoşlanmayız. Çünkü herkesin bir sorumluluk bilincinin gelişmesi gerekiyor. Şimdi ben de kendi yeğenimde bazen hani gözlemlediğim durumlar oluyordu. İşte anne tarafından ya da işte bir teyze tarafından böyle yönlendirmek, işte dersin başlıyor, hadi dersin başına geçme lazım diye. Hiç mesela bu tarz şeylerden hoşlanmazlar. Çocuklar zaten bunu aldılar. Mesela teyze tamam bunu aldım. Biraz 5 dakika geç girsem ne olur? Zaten ilk başta hani evet. Nasılsınız diye sohbet ediyorlar. Yani artık çocukların sıkıldıklarını burada gözlemliyoruz. Şimdi az önce şeyden bahsediyordum. İki tane ortaokul öğrencisinin yorumlarından. Evet. Şimdi bir tanesi dedi ki uzaktan eğitim bence daha mantıklı dedi. Uzaktan eğitimden çünkü zamandan tasarruf ediyoruz. İşte okula geldiğim zaman öğle araları var. Küçük küçük teneffüsler var. Bunları topladığımızda çok fazla bir zaman kaybı olarak görüyorum. Ben onun yerine evde otururum, ders çalışırım. Bakın herkes kendini iyi tanırsa, nasıl ders çalışabileceğini, zaman yönetimini, sorumluluklarını bilirse bu açıdan bakar. Diğer öğrencim de mesela o da kendini iyi tanıyor. Diyor ki hocam diyor benim diyor okula gelmem benim için daha iyi. Çünkü sosyalleşiyorum, rahatlıyorum, evde ben çok bunalıyorum. Mekan değişikliği bana iyi geliyor. Bakın iki farklı yorum. Şimdi bu olumsuz yanları vardır. İşte hep tamamen kötüdür demek de doğru değil. Kişiden kişiye değişen bilen bir durum olduğu için bu ortaokul öğrencileri için böyle bir yorum yapabilirim. Ama İlkokul öğrencilerine evet biraz kontrol edilmesi lazım. Aslında burada bir sorumluluk bilincinin geliştirmesi lazım en baştan. Şimdi ne yapmak lazım? Ev ortamı çok önemli. Çocuk evet. Eğer evet okuldayken öğretmenleri tarafından kontrol altında. Fakat ev ortamında ailenin bu noktada desteği çok önemli. Hani ben konuya girmeden önce de öğretmenlerimi ve aileleri ciddi anlamda tebrik ediyorum. Çok emek çaba sarf ettiler. Evet. Ve hala daha devam ediyorlar. Ev ortamını nasıl düzenleyeceğiz? Çocuğun bir ayrı bir odası olacak, işte masası olacak. Masasında farklı farklı dersin kitapları olmayacak. O günkü dersi neyse onunla ilgili bir kitap olacak. İşte sürekli kalkmaması için yanında bir tane su olabilir. Evet. Telefon, tablet bunlar zaten hiç bahsetmiyorum. Onlar olmaması gerekiyor. İşte odanın sıcaklığı, ışık alma durumu, masasının konumu bunlar önemli. Zaten dersler de çok fazla uzun değil. İşte 40-45 dakika, bir saat değil. 30 dakika, 25 dakika tarzında sürüyor. Evet. Aileler bu noktada kontrol edecekler. Bir de disiplin çok önemli. Yani bu sadece çocuklar ya da ergenler de, yetişkinler bizler için de dahil. Eğer biz bir şey başarmak istiyorsak mutlaka disiplinli olmamız gerekiyor. Beynimizi bir şeye alıştırmamız gerekiyor. Beyin öyle kolay kolay alışmaz. Hani Necla Hocam dedi ya tekrar etmemesi lazım diye. Evet. Şimdi burada bir şey öğrendiğimizde %70'i unutulur. Ama tekrar edilerek beyin ne oluyor? Alışıyor o sürece. Aynen bir kişinin de
de disiplinli bir şekilde bir davranışı tekrarlaması da beynini ona alıştırır. Bu noktada da dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de çocuklar mesela tarih dersine örnek verecek olsam, sözel derslerde mesela hani verimli ders çalışmaktan bahsediyoruz ya, başkalarına anlatsınlar. Evet. Oturup anlatsınlar. Birini mi bulamıyor? O karşısına koysun bir tane ayıcık oyuncak, yastık koysun, onu anlatsın. Çünkü başkalarına anlatmadan o geçmiyor. Kendi kendine tekrarlasın, bilgilerini paylaşsın, beraberce hatta online olarak bile çalışmalar yapılıyor. Hani online kütüphane sistemi oluyor. İşte herkes telefonlardan çalışıyor, kendisi de odasından çalışıyor gibi bu tarz çalışmalar yapılabilir. Peki öğrencinin işte misal verdiniz, oyuncak ayı da olabilir dediniz. Bu yöntemi denerken ne olmuş biliyor musun işte gibi başlanması, hikayeleştirerek tekrar etmesi faydalı olur mu? Tabii ki de. Bakın bir insanın motivasyon olması için bir şeyi öğrenirken, burada yaş kısıtlaması hiçbir şekilde vermiyorum, altında motivasyon olması lazım. Evet. Dışsal motivasyon da, içsel motivasyon. Çocuk severek bunu yapıyorsa, ne olmuş biliyor musun derse, o konuyu o kadar güzel çalışır ki. Mesela ben üniversitede derslerime çalışırken kendimi hani psikolojik danışman olarak işte mezun olmuşum, kendimi geliştirmişim, öyle hayal edip ben orada konumu, çalışma sunumundaki konularımı orada sessiz sesli anlatırdım. Evet. Hayal ederdim. Bakın hayallerde gerçek oluyor. Şu an canlı yayında bunu yapıyoruz. Hani çocuklar hayal etsinler. İçsel motivasyonları bu noktada önemli ve bu şekilde yaparak, yaşayarak anlatırlarsa, içinden gelerek anlatırlarsa çok çok büyük etkisi olur. Hem de çok güzel olur. Unutulmaz o konularda. Hocamın söylediğini katkıda bulunmak adına. Buyurun lütfen. Bunu ben yaptım. Çocukluğumdan beri öğretmen olmak istediğim için hep dersleri kendime anlatırdım. Hani ayıcık falan değil de ayna vardı benim odamda. Evet. Giyinirdim, süslenirdim. Ama öğretmenim yani. Küçük yaşlarda daha bunu yapardım. Kendi kendime konuşurdum. Eğer konuyu aynı şekilde öğrencilerime de söylüyorum. Eğer kendin bir kere oku, ondan sonra aynanın karşısına geç. Sanki öğrencilerin varmış gibi anlat. Eğer konuyu anlatabiliyorsan anlamışsındır. Eğer anlatamadıysan tekrar oku. Çünkü anlamamışsın. Çok önemli hocam, bir sistem. Size bir soru yönelteceğim ama Merve hocam az önce bir ifade kullandı. Ona istinaden kendisine bir soru daha yöneltmek istiyorum. Şimdi hocam dediniz ki işte çocuğun kendisine ait bir odası olmalı filan. Ama gerek ülkemiz olsun gerek dünyada çoğu ailenin çocuğunun kendisine ait bir odasının olmadığı gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bu durumda aileler neler yapmalı? Tamam. Mesela mutfak masasında çalışan öğrencilerim de hani var. Önceki yıllarımdaki deneyimlere göre hiç mutfak mesela masası olmayabilir. Mutfağa işte uygun olmayabilir. İlla ki salonları vardır, değil mi? Salonlarında aileler şöyle bir şey yapabilirler. Ders çalışma köşesi. Evet. Ders çalışma köşesi yapar. Mesela masanın bir kısmına oturur ya da o imkanı bile olmasa bile işte bir koltuk, bir sehpa alır. Oranın o köşesi olacak ama. Hani adı konsun, belirli bir köşe olacak. Oğlum bak işte kızım, senin ders çalışma köşen, şimdi derslerin başlıyor. Çocuk mesela ders çalışma köşemin olduğunu, bu köşenin sadece ders çalışmak için var olduğunu bilirse, tabii o ortamında televizyon tarzında şeyler açık olmayacak. Ailenin de bu noktada desteği var. Bu şekilde belirli alanlar belirleyip, sadece bir oda için değil, böyle bir odanın içerisinde sadece küçük bir alan belirleyip de orada derslerini çalışabilirler. Peki çocuğa özel olacak o özel alanın oluşturulmasında çocuğun hoşuna giden resim ve benzeri şeylerle süslenmesi eğitime, öğretime bir motivasyon katar mı çocuğa? Kesinlikle. İsterse işte burası benim ders çalışma köşem diyebilir ya da isterse işte Türk bayrağı asabilir. Hani okullarda hani oluyor ya, okulun amblemi olabilir ya da kendi orada ders başladığı zaman kendi formasını giyebilir. Bunlar insanı disiplin eden şeylerdir. Evet. Sizin söylediğiniz çok doğru. Peki hocam. Teşekkür ederim. Rica tekrar bir Necla hocama dönmek istiyorum. Şimdi hocam ne var? Odaklanma problemi var. Değil mi? Çocuklarımızda bunu görüyoruz. Hatta eğitim çocuklara niye gidiyoruz? Kendimize de bir bakalım. Eğitim hayatından geçtik hepimiz. Bazen odaklanma problemi yaşadık. Derse adapte olma problemi yaşadık. Şimdi ben kendi öğrencilik hayatımdan biliyorum. Kıymetli hocalarım orada ders anlatıyor ama ben sırada oturmuşum, aklımda bambaşka hayaller. Adapte olamıyorum. Bir anda kendime geliyorum ve konuyu kaçırmış oluyorum. Derse nasıl adapte olabiliriz? Neler yapmak lazım? Şimdi zaten normal bir eğitimdeyken, yüz yüze eğitimdeyken diyelim, öğrencilerimizin gözlerinin içine bakarak ders anlattığımızdan dolayı onların düşüncelerinin kaydığını hemen fark edebiliyoruz. Evet. Boş bakmaya başlıyorlar. Hemen orada öğretmen onları yakalıyor ve ne yapıyoruz? Mesela ben kendimden örnek vermek istiyorum. Tarihçiyim ben. İşte sosyal bilgiler dersine gidiyorum. Orada bir tarih anlatırken hikayesel oluyor tarih. Hani yaşanmışlıkları anlatıyorsunuz. Aslında heyecanlı. Bazen diyorlar ki arkası yarın dizi gibi dinliyoruz hocam sizi. Merak ediyorlar. Bazen zil çaldığında istiyorlar ki biz bunu devam ettirelim.
Dolayısıyla da bu durumda ben hemen müdahale ediyorum. Diyorum ki mesela çocuğun ismini söyleyerek, ama öyle rencide etmek amaçlı isim söylemiyorum. Evet. Kıymetli hocam, çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Ardından tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Eğitim Atlası devam ediyor. Cemre Okulları'nın iki eğitim neferiyle Eğitim Atlası'nda hoş bir sohbete imza atıyoruz. Kıymetli konuklarımı tekrar takdim edeyim. Psikolojik danışman Merve Nur Karanlık Hocam ve Sosyal Bilgiler Genel Zümre Başkanı Kıymetli Hocam Necla Irmak'la öğrencilerin, velilerin yaşadığı sorunları konuşmaya devam ediyoruz. Necla Hocam, araya gitmeden önce söz sizdeydi. Ne olur buyurun, devam edin. Öğrencilerin yaşadığı o odaklanma problemi, derse adapte olamama problemi, bunlar nasıl aşılabilir? Evet, bahsettiğim gibi araya gitmeden önce de çocukları yakalıyoruz, fark ediyoruz. Hemen fark ettiğimizde derse katmaya çalışıyoruz. Derse katmak için neler yapıyorum? Kendi adıma hemen çocuğun ismiyle onu özelleştirerek, çünkü ismini duyunca hem heyecanlanıyor hem de dikkatini çekiyor. Evet. İsmiyle hitap ederek işte konuyu hemen ona getiriyorum. Yani ben eğer bir padişah anlatıyorsam, işte diyelim ki Fatih Sultan Mehmet anlatıyorum, ama mesela Ali Fatih Sultan Mehmet'miş ve şunu şunu yapmış. O günlerde şöyle bir şey olmuş gibi Ali'yi derse katmak için, evet, Ali'nin ismini kullandığınızda Ali hemen bir kendine geliyor. Hoca benden bahsediyor. Padişah yaptı beni. İşte hep de böyle güzel şeyler yaparız ki onuru olsunlar. İşte ya bir komutan anlatıyorum. Mesela Atilla anlatıyorum, kavimler göçü anlatıyorum. Kavimler göçü, işte Türkler orada çocukları dramatize haline getirip işte sınıfı biraz ayaklandırmak gerekiyor. Uyuyorlar bazen, uyuklamak geliyor. İşte hemen birini İngiltere yapıyorum, ülke yapıyorum çocukları. Birini Almanya yapıyorum, birini Fransa yapıyorum vesaire. Onları hemen çıkarıyorum tahtaya. Pandemiden önce biraz daha rahattık hani. Savaş da yapabiliyorduk. Böyle malzemeler getiriyorduk, oyuncak malzemeler. Komutan başlarında savaşa da gidebiliyorduk dersin içerisinde. Dramatize ettiğimizde tiyatral yeteneklerini de ortaya çıkararak daha güzel, daha eğlenceli işleyebiliyoruz ve sıkılmıyor çocuk. Çünkü hayattan da, bir de sosyal bilgiler ve tarih dersi hayattan olduğu için çocuklar her ne kadar beyinlerinde ufak da olsa bir kayma ve odaklanma problemi yaşasalar dahi hemen dönebiliyorlar. Çünkü konuyla ilgili bir anısı mutlaka olabiliyor. Ya da mesela dış borçları anlatıyorum, önceki gün 8'lere aklıma geldi. Dış borçlar, şimdi Osmanlı'nın dış borçları, kocaman bir devlet anlatıyorsun. Ama o ailenin de bir devlet gibi bir bütçesi var. Hemen onun babasına, annesine konuyu getirdiğinde, aileyle ilgili konuştuğunda, evet bizim de böyle şeyler başımıza gelmişti gibi algılayabiliyor ve daha güzel, hani o uzaktan yakına metodu şeklinde, bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Çocukların komutan olmak, padişah olmak ya da işte böyle güzel bilim adamlarından isimlendirilerek söylenmek hemen kendisini toparlamasına vesile oluyor. Ya da bununla ilgili anın var mı diye sorduğunda, hemen bununla ilgili mutlaka işte sadece tarih değil, sosyal bilgiler, coğrafya ve vatandaşlık konularını da kapsar. Evet. Mutlaka bununla ilgili bir anısı vardır, size anlatır ve hatta susamazlar, bazen müfredatı bırakıp anılarla devam edebiliyoruz. İşte hayata dokunmak derken, evet, bundan bahsetmiştim kıymetli hocam. Çocukların hayatlarına dokunuyorsunuz, onlarda çok önemli izler bırakıyorsunuz. Güler yüzünüzle, o güzel seslerinizle, çocukların hafızasında çok derin izler bırakıyorsunuz. Dokunduğunuz hayatlar da işte bu ülkenin yarınları, gelecekleri, bizim şanlı bayrağımızı gururla, evet, taşıyacaklar. Kıymetli Merve hocama dönmek istiyorum. Merve hocam, odaklanma problemi yaşayan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Şimdi Necla hocamın verdiği örneklerden çekip alayım, onun üzerine konuşalım. Buyurun. Şimdi Necla hocam dedi ki çocukların anılarını soruyor. Mesela tarih öğretmesi, çocukların hani öğrenmesi genelde sıkılırlar. Ama öğrencinin anılarını yakalarsak, işte sevdirirsek, güncellik katmak, mesela kendi ailelerine geçmişle bugünü birleştirirsek, bu ne olur? Duygusal bağlantı sağlanır. Duygusal bağlantı sağlandığında az önce ne demiştim? İçsel motivasyonu çocuğu, evet, sağlanır. Severek o zaman dersi dinlemeye başlar. İşte burada çocuk daha iyi odaklanır. Şimdi ben çocuğa desem ki tablet oynamak mı, sevdiğin oyunu oynamak mı, yoksa dersini çalışmak mı? Neyi seçer? Tabii ki de hani haz aldığı şeyi seçer. Belki ders çalışmak daha çok seviyorsa dersi de seçebilir. Onun kesin bir cevabı yok ama genelde daha çok haz aldığı, severek yaptığı şeyi seçer. Şimdi böyle durumda odaklanmak nedir? Hani dikkatini verebilmektir. Evet. Hani bir söz vardır. İlham
amatörler içindir diye. Hani ben ilham gelmesini bekliyorum. İşte odaklanayım, dersime çalışayım. Böyle bir şey yok. Bilim adamlarına baktığımızda, geçmişe dönüp baktığımızda, işte yazarlara baktığımızda hiçbir tanesi ilham gelmesini beklemedi. Oturup çalıştılar, denediler, evet, olmadı, evet, çalıştılar. Hani aslında burada bir acı çekme süreci de var. Yani çocukların bunları da göze alması gerekiyor. Ha, şöyle bir durum var. Şu anki teknoloji döneminde olduğumuz için çocuklar mesela YouTube'dan ya da başka bir kanaldan, sosyal medyadan bir şeyler izliyor. Hoşlanmadı mı? Çat basıyor, kapatıyor. Ya da bizi izleyen kişi diğer sosyal mecralardan izliyorsa ne yapar? Çarpı iki alır, hızlı hızlı bizi dinler. Hani yavaş, çok yavaş konuşuyorlar. Gerçi ben hızlı konuşuyorum da bana gerek yok. Şimdi böyle bir durumda çocuklar ne yapıyorlar? İstedikleri zaman kapatıyorlar, başlatıyorlar ama yüz yüze eğitimde böyle bir şey olduğu zaman mesela hocam 40 dakika kalması gerekiyor o derste. Evet. Odaklanması gerekiyor. Ama şöyle de bir durum var. Ben şimdi sizin karşınızda siz hiç konuşmadan ben size yarım saat boyunca bir şeyler anlatsam kesinlikle 20 dakikada bir dikkatiniz dağılacaktır. Evet. Hani insan böyledir zaten, dikkati dağılır. Şimdi çok haz odaklı yaşadıkları için çocuklarda ne yapılması lazım? Şimdi telefonla istediği gibi kapatıyor, başlatıyor, işte yüz yüze eğitimde zorlanıyor. O zaman kitap okuyacaklar. Kitap sabrı geliştirir. Örgü örecekler. Örgü nedir? Bir yerden başlayıp bir yere kadar bitirmesi lazım. Mesela şöyle algı da olabilir. İşte erkek adam örgü örer mi? Hayır, örebilir. Onun bir cinsiyeti yok. Mesela hatta bir taşla birkaç tuş birkaç tane kuş vuralım. Nasıl olur? Hadi örgünü örmeye başla. Biz bu yaptığın atkıyla işte yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımda bulunalım tarzında böyle bir sosyal mesaj da verilerek çocuk böyle bir alana iletilebilir. Mesela yönlendirilebilir tabii. Evet, yönlendirilebilir. Puzzle yapabilir. İşte puzzle da mesela yapmak da sabır gerektiren bir şey. Bu süreçte desteklenebilir çocuklar. Fakat dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna gelirsek oradaki süreç daha farklı. Orada medikal destek de lazım, işte terapi desteği de. O süreçler biraz daha farklı olduğu için tabii burada öğretmenlerin fark etmesi ve çocukla yaptığımız çalışmaya göre yönlendiririz biz. O süreç daha farklı olduğu için hani genel olarak söyleyeceklerim bir şekilde. Evet, az önce sohbetimizde de çeşitli örneklemeler geçti. İşte yüz yüze eğitime geri dönüldüğünde işte çocuk koşa koşa sabahın 9'unda geldi, 9-9.30 su istedi kantar içinde. Çünkü çocuk ne yapmıştı? Arkadaşlarıyla hasret kalmıştı. Evet. Okula geldi, hemen ilk başta bahçede arkadaşlarıyla oynadı. O şeyi attı, enerjisini attı. Şunu sormak istiyorum Merve Hocam. Çocukların enerjilerini atmaları lazım. Atamadıkları zaman bazen asabi olabiliyorlar. Bu hiperaktif olduğu anlamına mı gelir? Biz ebeveynler olarak bazı şeyleri yanlış yorumluyor olabilir miyiz? Olabilir. Hiperaktifte benim çocuğumda var, işte dürtüsel, hiç yerinde duramıyor. Bunu bizler bile teşhis koyamayız. Bunu psikiyatristler teşhisini koyar ve bu belli yönlendirmeler sonucunda olur. Şimdi reklam arası verdik. İşte ben ayağa kalktım. Bir saat ben burada duramam mesela. Bu bizler yetişkinler için de geçerli. Çocukların hareket alanı olacak, evet, zaten. Onlar çocuk. Evet. Eğer ki çocuk hareket etmiyorsa orada bir şeyler var demektir. Çocuğun hareket etmesi. Bir de hani az önce odaklanmadan bahsettik ya. Çocuk eğer derste mesela çok sıkılıyor olabilir. Odaklanmakta zorluk yaşayabilir. Dürtüselliği de olabilir hadi. O zaman mesela ayağa kalkıp yürümesi. İşte ona bir görev verilmesi. Hadi sen şunu götür, getir tarzında. Evet. Bu tarz şekilde hareket edilmesi, çocuğun hareket ettirmesi sağlanması lazım. Bu gayet normal bir süreç. İşte o denge eğer aşırıya kaçarsa o zaman yönlendirilme ve medikal destek alınabilir. Evet. Necla Hanım, hocama dönmek istiyorum. Şimdi hocam, pandemi var. Evet, pandemi tüm dünyada var ama pandemiden önce öğrencilerimiz Twitter'dan, sosyal medyadan mesela İstanbul Valisi'ne bombardımana tutuyorlardı. Sayın Valim kar yağdı, okullar tatil olsun gibi. Ne var? Çünkü ertesi gün sınav var. Hepimiz öğrenci olduk. Aynı anda, aynı gün 2-3 sınava farklı derslerden girdiğimiz oldu. Ve bu tabii ki ister istemez öğrenciye bir stres bindiriyor. Öğrenciler bu stresle, sınav stresiyle nasıl baş edebilecekler? Siz neler gözlemlediniz bugüne kadar hem anne olarak hem bir öğretmen, bir hoca olarak? Sınava hazırlanan öğrencilerde sizin gözlemlediğiniz o stres belirtileri nelerdir? O zaman hemen anne olduğum kısmıyla başlayayım. Çünkü 8. sınıf malum bu Türkiye'nin bir gerçeği. LGS'i şu anki ismi. Evet. Önce TEOG, sonra işte öncesinde SBS, öncesinde OKS yaşadı bu ülke. Dolayısıyla ilk çocuğum SBS yaşadı ve her yıl 3 sene boyunca 6, 7 ve 8'de sınav stresi yaşadı. Şimdi LGS biraz daha kolay. Hani en azından tek yıldan sorumlular o anlamda.
Ama geçen yıl 2 sene önce giren oğlum, lise şu an ona gidiyor. Çok fazla sorumluluk sahibi bir çocuk. Evet. Ama aşırı yükleniyor kendisine. Çalışıyor fakat hayatı kendine zindan ederek çalışıyor. Hı hı. Yani mesela o günlerde pandemi yok. Sinemaya gidelim oğlum. Biraz zaman geçirelim seninle. Yemeğe gidelim. Saate bakıyor. 2 saat gider orada. İşte sinema şu kadar sürer, yemek de şu kadar sürer. Kendisini o kadar kasıyordu ki zorla dışarı çıkarıyorduk. Ve sonra burun kanamaları başladı. Yani fiziksel sorun ortaya çıkardı yaşadığı stres. Hani LGS çok önemli, evet. Çok güzel bir lise kazanırlarsa çok güzel bir üniversitenin kapısını da açmış olacaklar. Kabul ediyoruz. Ama onlar çocuk. Daha henüz küçükler ve onların da oyun oynamak hakları var, sosyalleşme hakları var, evde farklı etkinlikler yapma hakları var. Anne baba olarak da hani şu an sinemaya gidemiyor olabiliriz ama bir patlamış mısır eşliğinde ailece bir film izleyebiliriz. Evet. Bunu yapabiliriz. Bunun gibi öğrencilerimiz kasmadan, evet doğru, sınavı unutmayacağız, kendimizi salmayacağız, tamamen de sere serpe yaşamayacağız, bir yılımızı dikkate alacağız ve bu hep söylüyorum onlara, bir yıllık kalkınma planınız bu. Çünkü ben 8. sınıf rehber öğretmenliği yapıyorum yıllardır. Sınıf rehberliğimiz olduğunda biz sürekli velilerle, kurum olarak da Cemre Okulları olarak da sürekli velilerimizle diyalog halindeyiz. Çünkü evdeki durumunu bileceğim ki okulda da müdahale edebileyim çocuğa. Evet. Yani evde bir sorun yaşanıyorsa ya da evde mutsuzsa, evde herhangi bir şekilde ders çalışmadığını duyuyor isem okulda yaptığı şeyler beni tatmin etmez. Çünkü bağdaşmaz. O yüzden veli çok önemli, özellikle sınav sınıflarında. Asla işbirliğini kesmiyoruz. Bir problem olduğunda yine sınıf öğretmeni olarak çözemediğim biraz daha büyük bir problem ise hemen rehber hocalarımız var kurumumuzda. Onlarla diyalog haline giriyoruz ve sorunu onlar bizim yerimize çözmüş oluyorlar ve aile, biz bir üçgen şeklinde çalışıyoruz yani. Bir ucunda ben varım sınıf öğretmeni olarak, bir ucunda rehber hocalarımız var, bir ucunda da aile var. Asla çocuklarımızı hem veli olarak söylüyorum hem bir öğretmen olarak söylüyorum, çocuklarımızı o süreçte tek başına bırakmıyoruz. Biraz önce Merve hocamın söylediği çok güzel bir şey vardı. Dıştan gazla değil. Öğrencilerim hep bunu öğretiyorum. Diyorum ki eğer ileride düştüğünüzde kaldırabilecek birisi olmayabilir. Hayatın bize ne getireceği belli değil zaten. O kadar küçük yaştan itibaren o kadar gardımızı alarak büyümeliyiz ki ileride başımıza bir şey geldiğinde bize gaz verebilecek ya da yerden kaldıracak birisi yoksa da kendi omzuna elini koyup yapabilirsin. Kalk kızım. Ya da kalk oğlum deyip kendi kendini ayaklandırmalısın. Çocuklara hep bunu öğretiyorum. Motivasyonun düştü. Beni arayabilirsin. Annenle konuşabilirsin ama hiç kimseyle konuşmak istemiyorsun. Çok mutsuzsun. Kendine içten gaz vererek çalışmak zorundasın. Çünkü hep dışarıdan gazla hayatımızın sonuna kadar hep iyi insanlarla karşılaşmayacağız maalesef. Hani annemiz bizim iyiliğimizi istiyor. Evet, öğretmenimiz iyiliğimizi istiyor. Ama çevremizde bizim iyi olmamızı istemeyen insanlar da olabilir maalesef. Ya da bir iş yerinde yükselmemizi istemeyen insanlar da olabilir. O yüzden hiç kimsenin gazına ihtiyacımız yok. Biz kendi kendimize de ayaklanabiliriz, başarabiliriz. Bu sınav stresini, kaygısını baskılamak için bunu kullanabiliriz mesela. Evet. Merve hocama bir dönmek istiyorum. Tabii ki. Merve hocam, öğrenciler sınavda stresi oluyor. İstesek de istemesek de oluyor. Yani çocuk çok zeki de olsa, yani bütün konulara hakim olsa da o sınav geldi mi çattı mı strese biniyor. Şahit olduğumuz, bildiğimiz, tanıdığımız kişiler var. Çok zeki, çok çalışkan, her şeye hakim ama sınav zamanında öyle bir stres oluyor ki eli kolu kilitleniyor. Yani bildiği doğruyu bile yanlış yapıyor. Bu durumda çocuklar, öğrenciler sınavda stres olmamak için neler yapmalı? Şimdi stres, kaygı, işte korku, mutluluk, sevinç hepsi bizler için var. Evet. Bu duyguları işte kaygıdan kaçmaya çalışıyorum değil. Kaygı da yaşamamız gereken bir duygu ama denge önemli. Ne kadar mesela bir şöyle bir çizelge gözümüzde hayal edelim. Şimdi bu kadar tap noktaya çıktığında kaygı, işte dediğiniz şeyler oluyor. Ama kaygı olması gerekiyor. Mesela yolda yürürken, işte bir ormanlık alandasınız, yolda yürürken karşınıza bir vahşi hayvan çıktı. Ne yaparsınız? Korkarsınız, kaygılanırsınız, kaçarsınız değil mi? İşte bu duygular sizi belli şeylerden korumak için size fayda sağlıyor. Ya da kaygı olması gerekiyor. Çocuğu derse çalışmaya teşvik eden bir şey. Ya işte iyi not almak için birazcık çalışayım bari. Hani hafif kaygı olacak. Hiç umurumda değil demek de
olmaz. Evet. Ama çok fazla heyecanlanıyorum. İşte kesin yanlış yapacağım demek de olmaz. Şimdi bunun sebeplerini aslında ona bakmak lazım. Şöyle diyebiliriz. Her dönem için geçerli bu. Geçmişten aldığımız keşkelerle gelecekle ilgili endişelerimiz birleşince şimdi kaygı oluyor. Çok şiddetli bir kaygı oluyor. İşte buna dikkat etmek lazım. Genelde öğrencilerde olumsuz düşünceler var. İç sesimiz vardır ya. Bir çalışma yapmıştım. İşte asla başaramayacağım. Bakın ne kadar iddialı cümleler. Asla başaramayacağım. Maalesef. Asla yapamayacağım. Hiçbir zaman asla. Bunlar bu her şey gibi. Bu tarz kelimeler çok iddialı kelimelerdir, evet. Cümlelerdir. O yüzden öğrencilerin bu olumsuz düşüncelerini bir yoklamaları, kendilerine acımasızca davranmamaları gerekir. Ben eminim ki o öğrencinin karşısına bir arkadaşı çıktığında ya yapamayacağım, edemeyeceğim, kendime hiç güvenmiyorum dediğinde o ona destek veriyor. Ben biliyorum. Yaparsın edersin ama neden kendine veremiyorsun ya da neden kendimize veremiyoruz? Kendimize çok acımasızca davrandığımız zamanlar var. Bu noktada farkındalık kazanırsa işin %50'lik kısmı tamamdır. Olumsuz düşündüğünü fark ederse. Ne yapacak? Olumlu düşünmeye başlayacak. Aileler olarak ne yapması lazım? Şimdi hadi kalk ders yap. Hiç ders yapmıyorsun. Hiçbir işe yaramaz ben söyleyeyim. Ama şu söylenebilir. Diyelim ki çocuk bir şeyler yaptı. Dediniz ki hani zeki, başarabilir. Hani senin yapabileceğine inanıyorum demek bile aslında bak benim beklentim fazla. Evet. Sen yapabilirsin. Benim beklentim fazla. Çocuk orada da kaygılanıyor. Ama şöyle söylenirse senin çabanı görüyorum. Seni destekliyorum. Hatta çok klişe bir cümle vardır ama hani dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu değil yani bu sınavlar her sene yapılıyor mesela Türkiye genelinde yapılan sınavlar. Evet. Öyle imkansız bir şey olsaydı her sene yapılmazdı. Bir tek hakkın olurdu kaybettin mi kaybettin. Ya da okullarda mesela nasıl telafi sınavları olabiliyor. İşte proje ödevleri alıyorlar. Sözlü notları oluyor. Yani o beklenti ve çocuğun iç sesleri çok fazla olunca maalesef bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Söyleyeceğim bir başka durumda gevşeme ve nefes egzersizleri çok önemli. Mesela nefes derince nefes alıp vermesi, kaslarını germesi, gevşetmesi. Bunları araştırırlarsa da ayrıntılı bir bilgiye ulaşabilirler. Aktiviteler ve spor da çok önemli. Yani çocukların hani az önce konuştuk ya bir alana ihtiyaçları var. Mutlaka spor yapsınlar, hareket etsinler. Bazen öğrencilerde şöyle de olabiliyor. Hani strese sokuyorlar kendilerini. İşte bu bilgiler bizim nasıl işimize yarayacak? Neden ben bunlara maruz kalıyorum? Ama şöyle düşünün. Mesela spor yapıyorsunuz ya da bir enstrüman çalıyorsunuz amatörce. Şimdi ben size desem ki neden keman çalıyorsun ki? Amatörsün yani. Hani sahneye çıkmayacaksın, albüm çıkarmayacaksın. Bunu demekle hani öğrencinin hani ben bunlar benim işime yaramayacak ki demekle aynı şey bence. İlla ki bunlar ileride senin faydana dokunacak. Senin hayaline gidebilmen için bu bir yol. Çocukların bunu görmesi lazım. Bu noktalara dikkat etmeleri gerekir. Bir de sınavda stres olmalarına sebep olan şey de zaman yönetimi. Çocuklar zaman yönetimine kaygılanıyorlar. Yani zamanımı nasıl yetiştireceğim? Bu da bol bol egzersizlerle bu şekilde gerçekleşecek. Zaman yönetimi önemli. Yaklaşık 50 dakikalık bir program artık son dakikalara geldi. Ya öyle belki çok de güzel geçti. Önümüzde çok aman bu 50 dakika nasıl geçecek diye stres olduk belki de ama işte geldik. İşte zaman yönetimi de son derece önemli. Son sözlerinizi almak isterim. Merve hocamla bir başlayayım sonra Necla hocama bir döneyim. Şimdi Merve hocam şöyle bir durum var. Şimdi çocuk, evet çocuk ama kimin çocuğu? Benim çocuğum. Değil mi? Çocuk bir başarısızlık gösterdiği zaman hemen kızıyoruz, ediyoruz. Halbuki biz orada kendi geçmişimizi görüyoruz. Biz kendimize kızmamız lazım. Çocuklarımıza haksızlık ettiğiniz oluyor mu size göre? Oluyor. Kimi zaman oluyor. Kendi anne babalar kendi yaşamak istedikleri hayatları kendi iyi niyetleriyle aslında çocuklarının yaşamasını istiyor ya. Bu olmadığında halbuki senin karşında ayrı bir birey var. Evet. Onun duyguları, düşünceleri, ilgileri, fıtratı her şeyi başka. Onun seçimleri başka ama bazen aileler hayır benim yaşayamadığım o eksiklikleri sen tamamlayacaksın. Çocuğa bu şekilde yaklaşınca bence haksızlık edildiğini düşünüyorum. Farkındalık artarsa anne ve babaların faydalı olacağını düşünüyorum. Peki ya. Var mı son olarak eklemek istedikleri? Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İzleyenlere de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Son olarak Necla hocama bir döneyim. Son iki dakikamızın içerisindeyiz. Kıymetli hocam siz çocuklarınızla yaşadınız mı bilmiyorum. Öyle bir durumla karşılaştığınızda ne tepki verdiniz? Hani mesela sınavda başarısız oldu gibi. Ve eğitim hayatınızda çocuklar mesela sınavda olumsuz bir performans sergilemiştir bir sınavda. Ne gibi tepkiler veriyorsunuz? Açıkçası sınavda istedikleri performansı gösteremedilerse
bazı şeyleri eksik yaptılar anlamına gelir. Bu eksikleri konuşmak gerekiyor. Öncelikle karşılıklı neler yapılmadı, neler yapıldı, onu konuşmak lazım. Ki bir dahaki sefer aynı şeyler yaşanmasın. Hani bazen terzi kendini söküğünü dikemez hesabı açıkçası söylemek gerekirse. Diğer çocuklara, onlar bize emanet olduğu için bir tık daha önde tuttuğumda bazen çocuklarım geri planda kalabiliyor. Onların hocam, hakkına da girmiş olabiliyorum bazen. Şu açıdan soruyorum. Yani eskiden karne dönemi pamuk ve çamaşır suyu satışlarının artış yaşanırdı yani. Bu mudur çözüm? Asıl çözüm evet. Nedir? İşte bu konuyu anlatıyorsunuz. Ya, evet, asıl çözüm kökten konuşup halletmek. Yani her şeyin başında konuşmak lazım. Çocuğun duygularını öğrenmek evet. lazım. Ne düşünüyor? Neden öyle oldu? Belki de bizim de suçumuz var. Belki evde o kaosu biz oluşturduk. Çocuk çalışamadı. O zihnindeki o evet. psikolojik olarak o rahatlamayı veremedik ona. Evde salonda kavga çıkarken düşünün en kötü şeyi söyleyeyim. Çocuğun öbür odada ders çalışmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla bazen suçlu biz de olabiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bugün önemli konuları konuştuk. Cemre Okulları'nın iki önemli eğitim neferi. Psikolojik danışman Sayın Merve Nur Karanlık hanımefendi ve Sosyal Bilgiler Genel Zümre Başkanı Sayın Necla Irmak hanımefendi ile birlikte bugün eğitim atlasında önemli konuları konuştuk. Bunuz rehber olmuştur hem öğrencilerimize hem velilerimize hem öğretmenlerimize hem öğretmen adaylarımıza. Başka bir eğitim atlası programında görüşünceye kadar hoş kalın, hoşça kalın.